Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeraltı sularının oluşturduğu yer şekillerine bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi biz burada arkadaşlar çözülebilen kayaçlar oluşturan yer şekillerine bakalım. Yeryüzünde arkadaşlar alçı taşı. Alçı taşının diğer bir ismi jips arkadaşlar. Yeryüzünde jips yani alçı taşı. Kalker yani kireç taşı. Kaya tuzu, dolomit gibi suda kolay çözülebilen kayaçların yaygın olduğu arazileri arkadaşlar biz karstik araziler diyoruz. Karstik araziler bizdeyse arkadaşlar en çok nerede? Akdeniz bölgesinde. Bu araziler arkadaşlar su tarafından ne yapıyor? Kolayca aşındırabildiği için çatlak ve çukurluklarla kaplı olmuş oluyor. İşte bu çatlaklardan sızan yüzey suları karstik arazilerin ne yapıyor arkadaşlar? Karstik arazilerin bu yeraltı suları bakımından zengin olmasını sağlıyor. Tarıma ve yerleşmeye uygun değil. Çünkü ne yapıyor? Yerin altına sızdığı için tarıma ve yerleşmeye uygun değil. Karstik araziler genellikle arkadaşlar nüfusun seyrek olduğu yerlerdir. İşte suyun bu arazide aşındırması ve karstik aşınım şekilleri oluşuyor arkadaşlar. Eriyik halde bulunan kalsiyum karbonatın suyun buharlaşması sonucunda çökelmesiyle karstik birikim şekilleri meydana geliyor. Şimdi bunlardan karstik aşınım şekillerinin en küçüğü olan lapyaya bakıyoruz arkadaşlar. En küçüğü neymiş? Lapya arkadaşlar. Sular tarafından çözünebilen ne yapıyor? Kalker tabakası üzerinde oluşan en küçük oluk ve çukurluklardır. Lapyaların genişliği 1-2 santim ya da 1-2 metreye kadar ulaşabilir. Bu lapyaların birleşmesiyle dolinler, bunların da arkadaşlar birleşmesiyle uvala polye şeklinde gidiyor arkadaşlar. Bunlar uvalalar oluşur. Birkaç uvalanın birleşmesiyle de polye meydana geliyor arkadaşlar. Hatta polyelerin de genişliği birkaç kilometreyi de bulabiliyor. Şurada bakın en küçük oyuk lapya. Şurada geniş olana da biz polye diyoruz. Mağaralar arkadaşlar karstik arazide yer altına sızan sular çatlaklar boyunca ne yapıyor? Kendisine bir yol buluyor. İşte bu yol bulduğu zaman da ne yapıyor? Birçok yeri çözündürüyor. İşte çatlakların zamanla büyük genişlemesiyle biz ne yapıyoruz? Mağaralar meydana geliyor. Mağaraların birleşmesiyle de galeriler dediğimiz sistem meydana gelmiş oluyor. Obruk arkadaşlar tavanın çökmesiyle oluşuyor bakın arkadaşlar. Tavanların çökmesiyle meydana gelen çukurluklardır. Hatta izoidite ok şeklinde gösterilir. Obrukların tabanlarında suların birikmesiyle ne yapıyor? Obruk gölleri meydana geliyor. Yani obruk suyla dolarsa ne olur? Obruk gölü olur. Düden karstik bölgelerde suların yer altına sızdığı, yağışın bol olduğu dönemlerde arkadaşlar tekrar yeryüzüne çıktığı çukurluklardır düden. Şimdi gelelim arkadaşlar sarkıt, dikit ve sütun. Şunlar sarkıt. Şurası dikit. Bu sarkıt, dikit. Bunların birleşmesiyle de sütun meydana gelmiş oluyor. Su damlacıkları içerisinde kalsiyum karbonatın mağara tavanda birikmesiyle ne yapıyor? Sarkıtlar. Mağara tabanda arkadaşlar tabanında birikmesiyle dikitler meydana geliyor. Bunların da birleşmesiyle de ne oluyor? Sütunlar meydana gelmiş oluyor arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bakın. Sarkıtları görüyoruz değil mi? Şu sarkıt, şu dikit bunların birleşmesine de biz sütun diyoruz. Obruk, obruk gölü, polye arkadaşlar. Evet, traverten. Genellikle sıcak su kaynaklarının yakınlarında kalsiyum karbonatlı suların yayılarak attığı alanlarda kireçin çökelmesiyle oluşuyor arkadaşlar. Bakın bembeyaz, pamuk gibi, pamuk kalede diyoruz değil mi buna? Şöyle şekillere bakın. Denizli'deki arkadaşlar Pamukkale travertenleri. Bunlar da sarkıt, dikit ve sütunlar. Evet arkadaşlar şimdi karstik şekillere baktığım zaman aşınım ve birikim şekilleri var.
Aşınım şekilleri Mara, Lapya, Dolin, Uvala, Polye, Düden, Obruk. Bunları arkadaşlar görüyoruz. Birikim şekillerinden ise arkadaşlar baktığımız zaman sarkıt, dikit, sütun ve travertenleri göreceğiz arkadaşlar. Şimdi mağaranın bakın arkadaşlar şekline bakalım. Mağara bakın yer altında küçük çatlaklarda yerleşen sular çevredeki kayaçları çözerek ne yapıyor? Boşluklar oluşturuyor. Bunların büyümesiyle de mağara oluşuyor. Şu şekilde bakın arkadaşlar. Sarkıt, dikit ve sütunlarda görüyoruz. Lapya arkadaşlar en küçük aşınım şekliydi. Lapyalar. Dolin bunun bir büyüğüydü arkadaşlar. Karstik erimelerle oluşmuş. Dolin. Uvala arkadaşlar bunun bir büyüğü. Uvala. Polye. Uvalaların birleşmesiyle oluşuyor. Karstik ova da diyoruz biz buna. Obruk arkadaşlar tavanın çökelmesiyle oluşuyor obruk. Birikim şekillerinden sarkıt mağaralarda görüyoruz. Dikit. Dikit arkadaşlar mağaranın üst kısmında. Sütun ise arkadaşlar bunların birleşmesiyle de sütun meydana geliyor. Görüyoruz şöyle. Traverten ise arkadaşlar bakın Pamukkale dediğimiz sistem de burada. Evet diyor ki Lapyaların yaygın olarak görüldüğü bir arazi için hangisi söylenemez diyor arkadaşlar. Bakalım kimyasal tortul kayaçlar var mı? Var. Arazide tarım yapmak güçtür. Çünkü yer altına sızdığı için. Akdeniz bölgesinde olduğu için terrarosa topraklar görülür. Yeraltı su rezervi fazla fakat rüzgar birikim şekilleri yaygındır diyor. Yanlış olan Edirne arkadaşlar. Evet. Şimdi diyor ki bu oluşum sürecini anlatan bu yer şekli aşağıdakilerden hangisidir diyor. Karstik arazilerde yeraltı boşlukları geniş yer kapları. Bu boşluklar zamanla genişleyerek mağaraları ve galerileri oluşturur diyor. Ancak erime devam ettiği için yeraltı boşluklarının genişlemesi de devam eder. Erime sonucu incelen mağara tavanı bir süre sonra çöker. Bakın tavan çöker diyor arkadaşlar. Çok geniş olmayan derin bu çukurluklara biz ne diyoruz? Tavanın çökmesine obruk diyoruz arkadaşlar. B şıkkı. Obruğu da görmüş olduk. Evet. Şu etkinliğimize bakalım. Diyor ki aşağıdaki verilen yer şekillerin aşınım ve birikim şekillerini gruplayınız diyor. Şimdi ilk etapta aşınım şekillerini ben kırmızıyla işaretleyin. Aşınım şekilleri arkadaşlar. Dolin. Sonra obruk. Sonra çentik vadi. Aşınım şekilleri. Başka ne olabilir? Mağara. Ve dev kazanı. Bunlar aşınım şekilleri. Yani 1, 3, 5, 6, 7. Şimdi birikim şekillerine bakalım. Birikim şekilleri 2, Irmak Adası. Evet, Irmak Adası. 2, 4 arkadaşlar. 8, yani kalan kısımlarda ve 9'da arkadaşlar nedir? Bunlar da birikim şekilleri olmuş oluyor arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar bu kısmı bitirdik. Buzul arkadaşlar, buzul kesimine bakacağız. Şöyle gelelim buraya. Evet, buzulların oluşturduğu yer şekilleri diyoruz arkadaşlar.
Türkiye'nin şekillenmesinde en büyük etkiye sahip dış kuvvet akarsular. Türkiye'nin şekillenmesinde en az etkiye sahip dış kuvvet ise arkadaşlar buzullardır. Şimdi sıcaklığın düşük olduğu bölgelerde biliyorsunuz Türkiye kutuplara yakın değil. Yani pek buzul açılım şekilleri pek görülmüyor. Uzun yıllar boyu yağan kar birikir. Kar zamanla erime ve donma olayı sonucunda kristalleşerek ne yapar? Bu buzullar arkadaşlar oluşturur. Buzullar çeşitli boyut ve şekillerde bulunabilir arkadaşlar. Kutuplara yakın olmayan yerlerde yükseltiye bağlı olarak mesela Erciyes Dağı'nda da var. Buzullar oluşabilir. Yüksek dağların zirvelerini örten buzullar arkadaşlar adı üzerinde bakın. Şu kısma biz ne diyoruz? Takke buzulu diyoruz bakın. Takke şeklinde kafayı örtmüş. Dağlardaki küçük çukurluklar ya da çanaklarda birleşmiş buzullara ise arkadaşlar biz sirk çukuru diyoruz. Bakın dağın şu kısmında ne yapmış? Birleşmiş sirk çukuru diyoruz. Buzul vadilerini kaplayan ve bu vadiler boyunca hareket eden buzullara ise arkadaşlar biz vadi buzulu diyoruz. Bakın vadi. Buzul Antarktika ve arkadaşlar Grönland gibi büyük karalar üzerinde tek parça halinde geniş alanlara yayılmış durumda. Yani her tarafı kaplamış, yani örtü haline gelmiş. Örtü buzulu diyoruz arkadaşlar. Şimdi kutup çevresindeki denizlerde suyun donmasıyla oluşan buz kütlelerine bankiz denir. Kara buzulların denizlere kadar sokularak deniz içerisinde kopmasıyla da iceberg yani buz dağları meydana geliyor arkadaşlar. Hatta bu kopan buzullar deniz içerisinde yüzmeye bile başlıyor. Buzullar eğim doğrusuna hareket halindedir. Ancak bu hareketin hızı buzulun büyüklüğüne ve eğimine göre değişir arkadaşlar. Buzul türlerinin örtü buzulu, bankiz, iceberg sadece yüksek enlemli alanlarda görülür arkadaşlar. Tropikalde yani ekvatora yakın yerlerde ve arkadaşlar orta kuşakta bunu göremeyiz. Diyor ki bu türlerin hangilerinde 40-45 kuzey paraleli arasında bulunan alanlarda görüldüğü söylenemez diyor arkadaşlar. Biz hangisini göremezdik? Bankiz ve arkadaşlar örtü buzulunu göremeyiz. Yani A şıkkını biz göremeyiz arkadaşlar. Evet buzul aşındırmasına bakıyoruz arkadaşlar. Buzul aşındırması ile oluşan yer şekilleri diyor ki buzul hareket ettikçe zemin ne yapıyor? Aşındırır. Kopardığı parçaları taşır. İşte biz buna buzul aşındırması diyoruz. Bu şekilleri var. Sirk arkadaşlar çukuru dağların doruklarına yakın yerlerde bulunan yamaçlarda küçük çukurluklar içerisinde yerleşmiş ve ağırlıklarda arkadaşlar az olan ne yapar? Çukurluklardır arkadaşlar. Aşındırarak ve genişleterek yapmış oldukları çanak şeklindeki yeryüzü şeklidir. Bunlar zamanla arkadaşlar ne yapabilir? Sirk gölleri oluşabilir. Yani buzullar eriyip sirk gölleri meydana gelebilir. Şimdi buzul vadisi dağların yamaçlarında hareket halindeki buzulun tabanını aşındırma sonucu U profilli arkadaşlar. Şöyle bakalım. U profilli arkadaşlar U profilli şekilleri biz bunu arkadaşlar tekne vadi arkadaşlar denmektedir. Buzul aşındırmasına uğrayan sahada ana vadi buzullar tarafından daha fazla aşındırır. Bunun sonucunda ana vadiye açılan yan vadilerde yüksekte kalmasıyla da asılı vadiler meydana gelir. Hörgüç kaya arkadaşlar deve hörgücüne benzediği için bu isim verilmiştir. Kayaların yumuşak kısımlarının buzullar tarafından aşındırılıp sert kısımların ise arkadaşlar tümsekler şeklinde kalmasıyla oluşuyor. İşte buna biz hörgüç kaya diyoruz arkadaşlar. Şöyle buzul vadisi. Evet hörgüç kayayı görüyoruz arkadaşlar. Evet tam bir deve hörgücüne benziyor değil mi? Evet. Şimdi buzul biriktirmesiyle oluşan yer şekillerine bakalım. Buzullar aşındırarak taşıdıkları çeşitli boyuttaki malzemeyi hareketin bittiği yerde yani düz olan yerde ne yapıyor?
biriktirir. Böylece buzulların oluşturduğu birikim şekilleri meydana gelmiş olur arkadaşlar. Şimdi moren. Taşlıkları malzemeleri eridikleri yerlerde üst üste biriktirmesi sonucu arkadaşlar oluşturulan setlerdir. Bu setlerin içinde eriyen buzulların sularının birikmesiyle de ne yapar? Moren set gölleri meydana gelir. Şöyle şekillerine bakalım. Bakın arkadaşlar, moren set göllerini görüyoruz. Evet, şimdi sander düzlükleri, buzulların biriktirdiği malzemelerin buzuldan beslenen akarsular tarafından taşınarak yine bakın eğimin azaldığı yerlerde biriktirmesiyle oluşan düzlüklerdir arkadaşlar. Durum ise buzul hareketi sonucunda oluşan uzun ve balina şeklinde arkadaşlar. Bakın şekil olarak balina şekline benziyor. Oluşan tepeciklerdir arkadaşlar. İşte buzulların erime bölgesine yakın yerlerde oluşur. Devam ediyoruz. Buzulların etki alanı arkadaşlar kutup bölgelerinde, kutup kuşağında daha fazla. Özellikle de Antarktika ve Grönland olmak üzere işte İskandinav Yarımadası'nda, Kuzey Kanada'da, yani Kanada'nın kuzeyinde, Rusya'nın kuzeyinde gördüğümüz gibi etkili. Orta kuşakta pek etkili değil. Evet, şöyle bir sorumuz var. Diyor ki buzulların oluşturduğu yer şekillerinin oluşum koşulları düşünüldüğünde aşağıdaki ülkelerin hangisinde bu yer şekillerinin deniz seviyesine daha yakın alanlarda görüldüğü söylenebilir diyor. Deniz seviyesine yakın diyorsa yani bize kutuplara yakın olan bir yeri soruyor. Bu ülkeler içerisinde kutuplara en yakın arkadaşlar neresi? Norveç, yani C şıkkı. Evet, orta kuşakta buzulların etki alanı geniş olduğu bölgeler vardır diyor. Bunlar genellikle diyor ki yükseltiye bağlı olarak, yani dağın yüksek kesimlerinde. Örneğin Kırk Kuzey enleminde kabaca 3000 metrenin üzerinde bulunan alanlarda buzulların etkisindedir. Kutuplara yaklaştıkça yükselti değerleri ne yapar? Dardır. Arkadaşlar düşmektedir yani. Tropikal kuşakta ise buzulların etkili olduğu alanlarda yaklaşık 4000 ile 5000 metreden sonra başladığı için bu kuşakta buzulların etki alanı daha da dar olmuş oluyor değil mi? Mesela kutup kuşağı dışındaki buzullar daha çok Himalay ve Ant dağları üzerinde gördüğümüz bir dağın arkadaşlar zirvelerinde işte 3 güney enleminde ekvatora yakın bakın. Yine de orada kalıcı kar var mı? Var. Şöyle gördüğümüz gibi dağın üst kısımlarında, zirve kısımlarında arkadaşlar biz bunları görebiliyoruz. Şöyle bir videomuz var. Kuzey ve Güney Kutup Denizlerinde karın üst üste yığılması ile kardan bir dağ ve sonra da bir buz katmanı oluşur. Buzdağları zamanla meydana gelen çatlak ve dalgaların aşındırması ile yerlerinden büyük bir gürültüyle aşağıya doğru kayar ve denizde parçalanarak harekete geçerler. Evet, gördüğünüz gibi bakın değil mi? Koca bir kütle aşağı doğru kaymış oluyor. Evet arkadaşlar, bir etkinliğimiz var. Diyor ki aşağıdaki verilen ülkelerin buzulların etki alanları geniş olanların yazınız diyor. Şimdi burada baktığımız zaman şöyle işaretleyelim biz. Kutuplara yakın olan yer Norveç arkadaşlar değil mi? Norveç'te bunu görebilir miyiz? Görebiliriz. Yani 2 numaralı yeri görürüz. Şimdi Finlandiya yine kutuplara yakın olduğu için buzulların etki alanını, geniş etki alanlarını görebiliriz. Sonra Kanada'da, özellikle de Kanada'nın kuzeyinde bunu görebiliriz. Başka Şili arkadaşlar. Burada dağın üst kısımlarında 8 numarada Şili'de görebiliriz arkadaşlar dağın üst kısımlarında.
Rusya'da, özellikle de Rusya'nın kuzeyinde bunu görebiliriz. Bir de İsveç'te arkadaşlar, bu dağın üst kısımlarında bunları görebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi buzulların oluşturduğu yer şekillerini gördük. Bununla ilgili bir sorumuz var. Buzulların oluşturduğu diyor. Şöyle bakalım. Gibi gibi yer şekillerinin hangilerinde buzulların yaptığı birikim faaliyetleri ön plandadır diyor arkadaşlar. Birikim faaliyetlerinden bahsetmiş biz arkadaşlar. Birikim faaliyetleri hangisiydi? Bunlar içerisinde Örgüç Kaya, Sander Düzlüğü, Buzul Vadisi, Sirt Çukuru. Bunlar içerisinde arkadaşlar birikim yapan sadece Sander Düzlüğü'dür arkadaşlar. Yani 2 numara yer B şıkkı Sander Düzlüğü'nü görmüş oluyoruz arkadaşlar. Evet, dalga arkadaşlar, dalga ve akıntıların oluşturduğu yer şekillerini de karıyoruz. Buraya kadar yine çözemediğiniz sorular olursa çözün. Yine benle irtibata geçin. Yapacağımız bir şey olsa da yine arkadaşlar bilgi verirsiniz. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Başarılar diliyorum arkadaşlar.